Merhaba arkadaşlar. Bugün pnömatik sistemin kısımlarını anlatacağız. Pnömatik sistemin kısımlarını anlatırken bunları bölümlere ayıralım. Önce biliyorsunuz pnömatik sistem basınçlı havayla çalışan sistemlerdir. Aynı hidrolik sistemler gibidir ama kullandığı sıkıştırma elemanı basınçlı havadır. Atmosferde bulunan basınçlı havayı sisteme çekerek daha sonra bunu bir yay gibi sıkıştırıp bir basınç elde edip ondan sonra bunu sisteme dağıtıp ve gerekli yerlere, silindirlere gönderip sistemin çalışması sağlanır. Burada basitten karmaşaya doğru pnömatik sistemlerin tümü şu kısımlardan oluşuyor. Basınçlı havanın üretilmesi ve hazırlanması, basınçlı havanın taşınması, basınçlı havanın şartlandırılması, basınçlı havanın kullanılması. Şimdi bunları resim üzerinde anlatalım. Şurada gördüğünüz pembe renkteki dörtgen içinde bulunan kısımlar basınçlı havanın hazırlanmasını anlatıyor. Basınçlı havayı kompresör sistemiyle biz atmosferden alıyoruz. Atmosferden alınan hava depoda sıkıştırılıyor. Daha sonra sisteme gönderiliyor. Burada bir numarayla kompresör, iki numara kurutucu, üç numara da depo şeklinde, hava kazanı şeklinde. Tabii kompresörlerin çeşitleri var. Yani farklı resimlere çok şey yapmayın, aldanmayın. Sistemlerde kurutucu olabilir veya olmayabilir. Havanın depolanması gerekiyor. Çünkü sistem bazı kompresörler sürekli çalışıyor. Bazı kompresörler yani sisteme basınç depoya donduktan sonra boşaldıkça çalışıyor. Bazı sistemlerde depo olabilir. Bazılarında olmayabilir. Burada bu şekilde sistemi anlatmış. Şurada gördüğünüz dördüncü numarada maviyle gösterilen havanın dağıtılması. Yeşil gösterilen havanın dağıtılması. Şimdi burada 4 numara biraz şey göstermiş. Yani dağıtım hattını az göstermiş. Küçük bir resim göstermiş. Halbuki dağıtım hattı yani atölyenin, fabrikanın büyüklüğüne göre her tarafa ne olabilir? Kullanılan, basınçlı havanın kullanıldığı her yere borularla, plastik borularla, belli kesitlerde borularla dağıtım hattı ne yapıyor? Taşınıyor. Dağıtım hattı önemli. Pnömatik sistemin en önemli kısımlarından. Olmazsa olmaz denilen kısımlardan biri. Daha sonra bu basınçlı hava dağıtım hattından sonra veya dağıtım hattından önce de olabilir. Havanın şartlandırılması gerekiyor. Yani şartlandırıcılar şu anlama geliyor. Burada 3 tane 5 numarada gösterilen şartlandırıcılar 3 kısım var. Bunlar havanın basıncının ayarlanması, bir manometre aracılığıyla basınçla gelen hava ne yapıyor? Burada basıncı ayarlanıyor. Filtre ediliyor. Yani filtre niye yapılıyor? Çünkü havanın içinde toz, partiküller olabilir. Bunları temizliyor. Ve hava ne oluyor? Üçüncü olarak da havanın yağlanması sağlanıyor. Yani şuradaki şekillerden işte biri filtredir, biri yağlayıcıdır. Şu ortadaki zaten manometre var üzerinde. Bu da basıncı ayarlıyor. Üç kısımdan oluşuyor. Yani basıncı ayarlayan kısım, filtre kısmı ve yağlayıcı kısmı. Bu havayı hazır duruma getiriyor. Şartlandırıcı duruma getiriyor. Daha sonra sarıyla gözüken bu bölgede de havanın kullanılması kısmı var. Havayı nasıl kullanıyoruz? Silindirler aracıyla kullanıyoruz. Biliyorsunuz hidrolik sistemde de silindirin bir cebine, bir kısmın bir yerinden basınçlı hava geliyor. Pistonu ilerletiyor. Piston ne yapıyor? Sıkıştırma işlemi yapıyor. Burada işte sıkma, döndürme, ilerletme gibi hareketler yapıyor. Tabii silindire, bu 7 numarada gözüken silindire havanın ne tarafından geleceği, yani silindirin pistonun ön tarafından mı, arka tarafından mı,
gelme işlemini kim ayarlıyor? Burada gördüğünüz 6 numaralı yön kontrol valfi ayarlıyor. Yön kontrol valfinin üzerinde işte çeşitli kollar var. Bu kollar, switchler var, kollar var, butonlar var. Bu butonlara basarak veya bu butonlar herhangi bir yere çarparak veya gelen sinyaller doğrultusunda, elektronik manyetik sinyaller doğrultusuna gelen çeşitli yönlerle ne oluyor? Bu yön kontrol valfleri silindirin yönünü değiştirebiliyor. Sonra biliyorsunuz pnömatik sistemler gürültülü sistemlerdir. Yani çıkan hava bir ses çıkarır. Yani atmosfere atılan hava. Burada da susturucuyla bu havanın gürültüsünün kesilmesi sağlanıyor. Basınçlı hava üreten makineler biz kompresör adı veriyoruz. Kurutucu hava kazanı gibi elemanlar basınçlı havanın hazırlanmasında kullanılır. Burada bizim anlattığımız şeyleri söylüyor yine. Yine şartlandırıcıdan bahsediyor. Bunları anlattık. Bunları okursunuz. Şimdi bir şeye geçelim. Pneumatik sistemlerde havanın üretilmesi ve hazırlanması. Burada kompresörler olmazsa olmazdır. Çünkü niye? Havayı bir şekilde atmosferden alıp ne yapmamız lazım? Sıkıştırmamız lazım. Yani burada mekanik enerji, pneumatik enerjiye dönüşmesi gerekiyor. Şimdi bunu nasıl sağlıyoruz? Yine burada pneumatik kullandığımız kompresörler sistemde gösterirsek bunlar yine elektrik enerjisiyle çalışıyor. Elektrik enerjisiyle motordan oluşan mekanik enerji. Sonra ne oluyor? Mekanik enerji bu havayı depo edip sıkıştırarak pneumatik enerjiye dönüştürüyor. Burada motordan alınan hareket kompresör içinde negatif basınç oluşturur. Bir filtre üzerinde emilen hava kompresör içinde küçük bir hacme hapsedilir ve belirli oranlarda sıkıştırılır. Sıkıştırma oranına bağlı olarak basınç yükselir. Kompresörlerin verimli çalışabilmesi için emiş havasının temiz ve serin olmasına özen gösterilmelidir. Emiş havası yağmur ile temas etmemelidir. Emiş filtreleri sık sık temizlenmeli ve zamanlı değiştirilmelidir. Şimdi kompresör çeşitlerini genel olarak iki kısma ayırıyoruz biz. Bir sıkıştırma prensibine göre çalışan kompresörler, bir de üfleme prensibine göre çalışan kompresörler. Şimdi sıkıştırma prensibine göre çalışan kompresörler endüstrinin birçok alanında kullanılıyor. Küçük, orta ölçekli işletmelerin birçoğunda kullanılıyor. Bunlar çeşitleri pistonlu kompresörler, vidalı kompresörler, paletli kompresörler ve rotorlu kompresörler. Üfleme prensibine göre çalışan kompresörlerde çalışma mantığı şudur arkadaşlar. Yani burada bir vantilatörü düşünün. Bu ne yapıyor vantilatör? Bir hava üflüyor değil mi? Hava, bu üfleyen havaya bir hız veriliyor. Ve bu hız daha sonra dar bir kesitten geçerken hız kazanıyor, daha çok hız kazanıyor ve bu hızdan dolayı bir basınç elde ediliyor. Bunlar da daha çok orta ve büyük kapasiteli işletmelerde kullanılıyor ve motorlu araçlarda kullanılıyor. Bunların da üfleme prensibine göre çalışan kompresörler iki çeşit. Merkez kaç türbin tipi kompresörler, eksenel türbin tipi kompresörler şeklinde ayrılıyor. Şimdi biz pistonlu kompresörleri, yani sıkıştırma prensibine göre çalışan pistonlu kompresörleri anlatalım. Şimdi burada pistonlu kompresörlerde şöyle resme bakalım. Önce buraya bakalım genel olarak. Burada mutlaka bir elektrik enerjisi de olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bir dönme hareketinin, yani elektrik motorunun olması gerekiyor. Dönme hareketinin olması gerekiyor. Çünkü niye dönme hareketi olacak ki buradaki silindirler emme basma hareketi yapsın ki havayı ne yapsın depolasın. Burada da bir depomuz var. Deponun üzerinde bir manometre var. Sistem. Daha sonra burada bir vantilatör var. Soğutma vantilatörü var. Sistem nasıl çalışıyor onu anlatalım. Şimdi bakın buradaki
elektrik motoru. Burada gördüğünüz bir biel kaslağını, yani bir merkezden kaçık bir biel kaslağı, burada bir kaslak var. Bu merkezden kaçık olması neyi sağlıyor? Buradaki pistonun aşağı yukarı inmesini sağlıyor. Şimdi burada piston alt ölü noktaya geldiği zaman burada atmosferik basınç ne yapıyor? Buradaki hacim büyüdüğü için atmosfer basıncı, şimdi buradaki hacim, içerideki hacim büyüdüğü zaman basınç düşüyor. Yani şimdi bu alt noktaya indiği zaman piston, buradaki basınç düşüyor. Dışarıdaki atmosfer basıncı ne oluyor? Daha büyük oluyor. Yani içerideki basınç dışarıdaki basınçtan düşük olduğu için dışarıdaki basınç içerideki basıncı yeniyor. Burada gördüğünüz şu sibobu, ters T şeklindeki sibobu aşağı doğru itiyor. Aşağı doğru itince dışarıdaki hava içeriye dolmaya başlıyor. İçeriye doluyor. Tabii bu arada elektrik motoru bunu döndürüyor. Ya bu işler çok hızlı oluyor. Ve üst noktaya geldiği anda buradaki dolan havanın basıncını yeniyor motor ve sistemi ne yapıyor? Şuradaki sistem tabi sıkıştırma oluyor burada. Daha sonra sistemi yendikten sonra buradaki düz T, bakın siboplar ters burada. Biri ters T, biri düz T. Buradaki sibobu yeniyor. İçerideki havayı nereye gönderiyor? Depoya gönderiyor. Yani şuradaki gördüğünüz kompresörün deposuna gönderiyor. Tabii bu anlattığım olay çok hızlı bir şekilde oluyor. Yani çok hızlı bir şekilde motorun dönmesiyle emme basma hızlı bir şekilde havayı alıyor. Nereye gönderiyor? Depoya gönderiyor. Depoda da belirli bir basınca geldikten sonra buradaki manometre görüyor. Tabii bunlar ayarlanıyor. Yani alt basınç, üst basınç şeklinde. Yani en az ne kadar olması lazım, en çok ne kadar olması lazım. Ayarlanıyor ve en son burada depo dolduktan sonra sistem otomatikman şalter kapanıyor. Yani motor artık dönmüyor. Motor dönmüyor ve depo ne olmuş oluyor? Dolmuş oluyor. Sonra sen burada depodaki havayı kullandıkça buradaki manometre basınç düşüyor. Alt basınca geldiği anda elektrik şalteri tekrardan devreye giriyor ve motor tekrar çalıştırıyor. Ve motor tekrardan pistonlar aracılığıyla havayı emme basma yöntemiyle depoya yüklüyor ve sistem devamlı bu şekilde dur kalk şeklinde çalışıyor. Kompresörler böyle. Burada sistem sıkıntılı yönleri işte sürekli dur kalk çalıştığı için gürültü ortamı oluyor. Yeterince hava bazen sistemde hava eksiklikleri meydana gelebiliyor. Yani genelde bunlar çok büyük atölyelerde değil de böyle çok büyük fabrikalarda değil de orta ölçekli küçük fabrikalarda, küçük atölyelerde kullanılan sistemlerdir. Bunların en önemli tercih sebebi fiyatların ucuz olmasıdır. Yani bunların sık sık dinlendirilmesi gerekiyor. Yani bununla ilgili söyleyeceğim bunlar. Bunlarla ilgili bir ayrıntılı bir video yine gönderiyoruz. Burada bir de silindirler sürekli çalıştığı zaman ne oluyor? Isınıyor. Bunların ısınması için, soğuması için burada bir pervane var. Bu pervane dönerek bunların soğumasını sağlıyor. Burada soğutucu kanallar var. İşte bu şekilde. İşte zaman zaman bunun dibine birikken suyun, çünkü bu havayla depo hava dolduğu için hava ne yapıyor? Altta bir su birikintisi meydana getiriyor. Bu birikintinin boşaltılması gerekiyor buradan. Bu şekilde. Diğer bir kompresörüm ise vidalı kompresörler. Bu vidalı kompresörler sürekli çalışan sistemlerdir. Yani öbür palet pistonlu kompresörler gibi dur kalk yapmazlar. Bunlar iki tane özel yapılmış
böyle hilsel oluklu vidalar vardı. Bu hilsel oluklu vidaların arasında hava ne yapıyor? Sıkışıyor. Tabii bu hava yağlı bir hava. Yağla beraber gidiyor. Burada bir tanesi, ikisi biri dönerken diğerini de dişli çarklar aracıyla diğerini döndürüyor. Sıkışan hava daha sonra sisteme gidiyor. Tabii sisteme giderken burada bazı özellikler var. Mesela şimdi buradan hava geldi. Vidaların arasından geçti. Vidaların arasında geçerken burada ne yapıyor? Yağlanıyor. Yağlandıktan sonra havanın yağını bırakması gerekiyor. Çünkü yağ sıcak. Hava da sıcak. Burada separatör denilen bir sistem var. Burada yağ alınıyor. Fazla yağ buradan giderken termostatik valve geliyor. Termostatik valve de eğer yağın sıcaklığı yüksekse tekrar buradan soğutucuya gidiyor. Yağ normalse, sıcaklığı normalse tekrar sisteme giriyor. Bu şekilde bir sistem var. Yukarıda da sıcak hava tekrar buradan ventilatöre gelip, soğutucuya gelip soğutulup buradan nereye gönderiliyor? Sisteme gönderiliyor. Burada da böyle bir sistem. Vidalı kompresörler de bu çeşit şekilde. Bunları okuyun. Ben biraz hızlı anlattım. Tamam mı? Ayrıntılı bir şekilde okuyun. Bu da işte vidalı kompresörün bir resmi var. Vidalı kompresörler arkadaşlar sessiz sistemlerdir. Gürültülü değildir. Yani diğer yukarıda anlattığımız pistonlu kompresörler gibi dur kalk yapmazlar. Sürekli çalışırlar. Ve genelde orta ölçekli ve büyük işletmelerde kullanılırlar. Sürekli çalıştıkları için basınç düşmeleri olmaz. Güzel sistemlerdir. Bunlar kapalı böyle kasa içinde kapalı yerlerde bulunurlar. Ve genelde bundan da oluşan sıcak havanın yazın dışarıya atılması, kışın da buradaki elde edilen sıcak havanın atölyelerin ısınması için de kullanılabiliyor. Yani bu şekilde de oluyor. Burada da vidalı kompresörün ayrıntılı bir şekilde kısımlarını anlatmış. Bunlara bakarsınız. Buradan tek tek görürsünüz. Ama genel olarak anlattığımız sistem bu şekilde, böyle bir sistem. Burada işte dişli çaplar aracılığı ve iki vida arasındaki havanın sıkıştırılıp sıkıştırma etkisiyle basınç elmenin sisteme gönderilmesinden oluşuyor. Bu şekilde bugünlük dersimiz bu kadar. Bize kolay gelsin. İyi günler.